Merhaba, herkese iyi akşamlar. Bir iki haftacık kadar yoktum. Videolar çekemedim. Soran herkese teşekkür ederim. Ben de dinlenmek istedim, tatildeydim. Ama şimdi dinlendikten sonra videoları çekmeye devam ediyorum. Bugün bu akşam şurada gerçekleştirmek istediğim açılım eril dişil açılım. Özellikle de bir aslan burcunda yeni ay gerçekleşti ve bu yeni ay ile birlikte eril ve dişil enerjiler acaba nasıl etkileniyorlar merak içerisindeyim. Her zamanki şekilde dizmeyeceğim kartları. Birazcık daha bir şeyler eklemek ve değiştirmek istiyorum. Şimdi bu elimdeki deste dişil enerjilerin destesi olsun. Klimt destesi de eril enerjilerin destesi olsun. Şimdi bu özellikle de yeni ay ile birlikte eril genel anlamda hangi enerjideler? Buna bir bakmak istiyorum. Eril enerjilerin genel enerjileri nedir? Desteği sol elimizle keselim. Erillerin genel enerjileri ve altında kalan kartı alalım. Mumun üstüne koyup kartı yakıyormuşum. Dişil enerjilerin bakalım genel enerjisi nedir? Ve enerji kartlarımızdan da seçelim. Evet. Şöyle biraz bu kartları sonra kullanacağım için elimin altını biraz boşaltmam lazım. Bakalım. Bu yeni ay ile birlikte eril enerjilerin genel enerjisi neymiş? Kupa Kraliçesi kartı. Duygularında bir yoğunlaşma olduğunu görmekteyim. Bunu Kupa Kralı şekliyle de yorumlayabiliriz. Duygusal olarak yükselme yaşadıkları bir dönemdeler. Eğer ki de hayatlarında duygusal olarak onları etkileyen, duygularının yükselmesini sağlayan su grubu burcu bir dişil de var ise eğer balık, akrep ya da yengeç burcu kadınlarına dair büyük bir aşk, sevgi beslediklerini de söyleyebilirim. Ama bu eril dişil açılım olduğu için çok fazla burç temalı yapmaktan hoşlanmıyorum ve de eril burç, dişil burç diye ayırmadığım müddetçe enerjileri burç olarak algılamanızı da istemiyorum. Çünkü bazen yanlış bilgi aktarımı yapıyorsunuz birbirinize. Hatta defalarca açıklamama rağmen yine yorumlarda yazıyorsunuz. Koç eril burç değil mi diye. Evet doğru, doğru bilgi. Ama şurada gerçekleştirdiğim çalışma burç burç şeklinde değil. Hani ben bunu hangi burca hitap ettiği bilgisini bir dipnot, ek şeklinde veriyorum. Ama burada eril enerjilerin sezgilerinin yükseldiğini görmekteyim genel enerji itibariyle. Bunun haricinde finansal sıkıntıları devam ediyor. Ve bu finansal sıkıntılarla birlikte duyguları her ne kadar yoğun olsa bile şimdi az sonraki açılımda daha fazla belirginleşir bu durum. Duygusal hayatlarına çok fazla bunu göstermiyor olabilirler. Yani finansal sıkıntılarından dolayı duygularını çok fazla gösteremedikleri ya da yaşayamadıkları bir dönemden geçiyor olma ihtimali de yüksek. Eril enerjilerin finansal sıkıntıları çıktı. Verecek alacak durumları olabilir. Belki işsiz olan eriler olabilir, belki işini bırakmış olan kişiler olabilir burada. Ve dikkatimi çekti 13 sayısı da
Ölüm kartına denk geliyor tarotta. İş konusuyla alakalı büyük bir değişim, dönüşüm içerisinde olabilirler. Yani her şeyi sıfırdan başlayabilecekleri, küllerinden yeniden doğabilecekleri, yepyeni bir iş alanına geçiş yapabilecekleri bir dönemde olabilirler. Belki de hiç ummadıkları bir iş kapısı da aralanacak olabilir. Öyle de hissettirdi bana bu kart. Yani şu anda bir dipte bulunma durumundalar. Her taraf belki de burada resmedildiği gibi örümcek ağlarıyla dolu, önlerini net şekilde göremiyorlar. Ama bu konularla alakalı da bir dönüşüm geliyor onlara diye hissettim. Dişilerin genel enerjisi neymiş bakalım. İmparator kartı geldi. Çok güzel. Bunu imparator şekliyle de yorumlayabiliriz. Burada dişilerin genel enerjisinde kendi güçlerinin farkında olan, biraz daha mantığın ön planda olduğu dişil enerjiler gördüm ben burada. Belki de kendi hayatınızda istikrarlı bir şekilde nasıl ilerleyebileceğinizi bildiğiniz bir noktada olabilirsiniz. Burada biraz dişil enerjiler kendi değerlerini ön planda tutan bir noktada olabilir burada. Bu kart biraz ben merkezciliği anlatır çünkü. Ama buradaki çoğu dişil enerji içinde erile odaklanma durumu söz konusu olabilir. Belki de erilin imparator seviyesinde kendilerine bir adım atmasını bekleyen dişil enerjiler de var ise eğer doğrudan öyle bir enerji de çıkmış olabilirsiniz. Tamamen ona odaklılık gibi de aldım bazı dişiler için. Baş melek Metadron. Şimdi burada dişil enerjilerin farkındalığının arttığı bir dönemde olduğunu görmekteyim. Şimdi burada dişil enerjiler aslında ilahi olarak da korunuyorlar. Melekler dişil enerjilerin yanında bu süreçte. Eğer dişil enerjiler ister kariyer anlamında olsun, ister aşk anlamında olsun, kendi hayatınızla alakalı bir şeylere cesaretle adım atmak, bir atılım gerçekleştirmek, bir girişim yapmakla alakalı süreçten geçiyorsanız eğer melekler sizin yanınızda ve bununla ilgili gereken güce, cesarete de sahipsiniz. Özgüvene sahipsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Ve burada üçüncü göz çakrası aktif. Burada kendinizle ilgili ya da etrafınızla alakalı ön sezilerinizin yüksek olduğunu görmekteyim. Yani bir farkındalık boyutu var burada. Çok güzel. Şimdi bakalım. Bu genel enerjilerden sonra eriler ne düşünüyor? Erillerin düşünceleri, erillerin duyguları. İki tane geldi. Eylem. Belki de şey de olabilir. Burada bazı dişil enerjiler erilin yaşamış olduğu finansal sıkıntıları fark edip kendi sahip oldukları imparator ya da imparatoriçe enerjisiyle birlikte onlara yardım edebilecek potansiyelde ve kapasitede olduklarını yardım etmeye hazır olan enerjilerini erile göstermeye hazır oldukları da olabilir burada. Kendi hayatınıza göre uyarlayıp alabilirsiniz.
Dişilerin düşünceleri. Dişil enerjilerin duyguları. Bir yandan kartları seçerken bir yandan hala gözlerim şunlarda. Eylem. Bak, bu şu tarafa gitsin. Öyle hissettim. Aa, kart düştü. Hem de şu şekilde düştü. Ben onu o şekilde orada bırakacağım. Bu arada flaşımı bir ayarlayayım. Az sonra zaten yüksek ısıdan dolayı kapanabilir. Evet, erillerin düşünceleri. Erillerle başlayacaktık ama kart kendini buraya attı. Demek ki orayla ilgili bir şeyler var. Değiştirmek istemiyorum enerjisini. Duyguları erillerin. Ve eylem. Dişilerin düşünceleri. Bu ruh eşi açılımı değil arkadaşlar. Benim ruh eşi açılımlarım daha değişik oluyor. Bir yandan soracağınız soruları da şöyle düşünerek ten açıklama yapmak istiyorum. Evet. Bakalım. Şimdi eril enerjilerin düşünceleri neymiş? Evet, para yedilisiyle başladık. Bakın, parayla alakalı bir bekleyişleri var eril enerjilerin düşüncelerinde, erillerin. Böyle hayatın belki de kendilerine çok sıradan, çok monoton geldiği bir süreçten geçiyor olma ihtimalleri yüksek. İş durumuyla ilgili burada bir beklenti var. Belki mahkeme süreçleri de olabilir. Adli, hukuki bir durum. Bunlarla alakalı uğraşıyor olabilirler. Onun ötesinde kendi içlerinde, zihinlerinde bir muhakeme süreci var burada. Belki de bir şeylerden kurtulmak, yeniden doğmaları için gerekecek. Bunun farkındalığı oluşmuş eril enerjide. Kadersel bir süreçten geçiyor da olabilirler burada. Kendi içlerindeki gücün artacağını bildikleri bir süreçteler aynı zamanda. Hayatlarında bir şeyleri gerçekleştirebilmeleri ve yoluna koyabilmeleri için cesarete ve özgüvene sahip olması gerektiğini anlamış çoğu eril enerji. Ve bu sadece duygusal konulara ilişkin değil. Kendilerini doğrudan gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan bir durum. Hayatlarında çok da ciddi bir seçim aşamasındalar aynı zamanda. Hem kendi hayatlarına ilişkin hem de dişil enerjiyle olan durumlarına ilişkin belki yaratıcı bir çözüm ortaya koyabilmek, bir şeyleri oluşturabilmek için kendilerini hazır hissetmiyorlar. Aslında burada yorgunluk çıkıyor. Önlerini göremiyorlar. Burada bir tamamlanma var aslında. Bu kart aslında bana hem olumlu hissettirdi hem olumsuz hissettirdi. Neden? Çünkü sanki ilahi bir güç tarafından desteklenmenin
ve de belki de finansal sıkıntılarının bitmesinin, duygusal sıkıntılarının sona ermesinin yanı sıra, ya yani bunlar iyi olanlar, kötü olanlar ise daha fazla sanki sabretmesi, dua etmesi, bu sürecin artık çok işkenceli bir hal alması, artık o kadar çok baskı altında hissetmesi ve ilerleyememesi durumu var. Bunlar da kötü olanlar. Buraya bir Rumi kartı çekeceğim. Ben burada doğrudan dişil enerjiye yönelik bir düşünce göremedim. Yani kolektif, bütüne hitap eden bir yorum olduğu için. Tabii ki buradaki mahkeme kartı boşanmayı da ifade ediyor olabilir. Dediğim gibi herkes kendi hayatına göre uyarlayabilsin bunu. Eril enerji düşüncesinde şöyle. Kendi kafasında bir nerede eksik yaptım, nerede neyi yapmadım gibi bir muhakeme yapmış. Bu sürecin ardından bir tamamlanma gelmiş ama ben bu tamamlanmanın ne olumlu olduğunu hissettim, ne tamamen olumsuz olduğunu hissettim. Yani böyle sanki arada. Hala şöyle düşünüyor çünkü benim vermem gereken sınavlar var, geçmem gereken bir takım yollar daha var ve bunun için biraz daha sabretmem gerekiyor ve bu biraz da benim finansal durumuma bağlı diye düşünüyor olabilir. Çünkü genel enerjisinde o çıkmıştı. Şu son kısma bir Rumi kartı çekmek istiyorum eril enerjiler için. İmparatoriçe. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir. Şununla uyumlu olduğu gibi İmparatoriçe olarak da alabilirsiniz demiştim çünkü. Burada eril enerji düşüncesinde dişil enerjinin yaratıcılığına ihtiyaç duyuyor olabilir. Ya da benim hayatımı daha verimli hale getirebilen kişi olarak düşünüyor olma ihtimali yüksek ama buraya ulaşabilmesi, yani size ulaşabilmesi için bir takım yollardan geçmesi gerektiğinin de hali hazırda farkında. Daha kendisi tam olarak bir şeyleri kafasında oturtamamış. Burada bir farkındalık var. Burada belki de yeniden doğması gerektiğini, geçmişi geçmişte bırakması gerektiğini, parası olarak belki de kendisini daha fazla yükseltmesi gerektiğini, en azından kendine koyduğu hedefler doğrultusunda bunu başarabilmeyi istiyor ama istediği noktada olamadığı için, kafasında onu oturtamadığından dolayı bu tarafla alakalı birazcık sıkıntı yaşıyor. Duygularına bakalım eril enerjinin. Buraya iki tane kart gelmişti. Ama ben ondan önce ufak bir izin istiyorum. Çünkü bu şey kapanacak gibi her an. Çok pardon. Sıcaktan telefonun flaşı kapanıyor. Ve ben normal ışığı açtım. Çünkü akşam oldu. Evet. Duygularına geçelim. Bakalım burada iki tane atan kartınız neymiş? Bir imparatoriçe de burada. Şimdi aklıma birden fazla şey geldi burada. Burada bu kartın ikisinin de atmış olması eril enerjinin aslında imparatoriçe olarak görmüş olduğu, hayatında öyle konumlandırdığı dişil enerji için aslında hem arzuları son derece yüksek hem de kendi iç dünyasında bir çatışma yaşıyor. Aslında duygularının yoğunluğuna kapılıp gitmekten korkan ama
Bir şekilde de duygularını yaşamak isteyen bir eril enerji var. Aslında burada duygusal olarak yükseldiğini söylemiştik. Fakat ya finansal sıkıntılardan dolayı ya da gerçekten hayatında imparatoriçe olarak konumlandırdığı dişil enerjiyi, en azından halihazırda konumlandırmamış olsa bile öyle gördüğü kişiye belki de layık olabilmek adına bir mücadelesi olması gerektiğini biliyor. Hep kelimeleri seçe seçe cümle kuruyorum. O yüzden duraksamalar olabilir ama doğru ifade etmek istiyorum. Burada akıntıyla gitmek kartıyla birlikte duygusal olarak akışta olması gerektiğini bilen bir eril enerji var ama bundan korkuyor bence. Ay çok güzel. Duygusal olarak sizinle tamamlanacağını, sizinle iyileşeceğini, sizinle bir başlangıç yaparak varoluş amacını belki de anladığı, belki de anlayabileceği bir nokta var burada. Korktuğu şey, az önce şöyle bir kelime kullandım. İmparatoriçeye layık olabilmek için dedim. Burada bir tarafı küçümsemek, bir tarafı daha aşağıya çekmek amacıyla söylemedim aslında ben bunu. Tarot kartında imparatoriçe, imparator, en son nokta artık kraliçelerden, krallardan sonra gelebilecek hepsinin toplandığı en son nokta olduğu için böyle bir tabir kullandım. Dinleyen eril enerjiler varsa onları aşağıya çektiğimi ya da küçümsediğimi düşünmesinler lütfen. Evet. Devam ediyorum. Flaş kapanmış bu arada. İyi ki ışığı yakmışım. Şimdi enerjilerde duygu gerçekten çok yoğunlaşmış ve çok derinleşmiş. Burada duygusal derinlik söz konusu. Kendi iç dünyalarına dönmüşler. Kendilerini sorguluyorlar. Belki ne istiyorum, ne istemiyorum. Mutlu muyum, değil miyim? Ve burada dostluk kartı var. Belki ayrı olanlar izliyorlarsa da eğer barışmakla alakalı bir düşünceleri, istekleri var eril enerjilerin kalplerinde. Burada ben eril enerjileri özellikle de bir soyut yolculuğa çıkmış olarak gördüm. Bu hoşuma gitti aslında. İç dünyalarında da bir uyanış söz konusu çünkü. Şuraya bir Rumi çekeceğim. Burada aslında hayatındaki İmparatoriçe ile birlikte yaşadığı o çatışma, aynı zamanda arzu duymasına rağmen, istemesine rağmen o çatışma belki finansal sıkıntılardan oluyor ama asıl ana kaynağını merak ettim. Tabii ki ondan da kaynaklı bir durum var burada. Ama ana kaynağı ne acaba? Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Evet. Aşka kapılmaktan korkmak. Az önce öyle bir cümle kurmuştum zaten. Burada bir korku var diye. Bu akıntının içerisinde sürüklenip de kaybolmaktan korkuyorlar. Kurtulamayacaklarını zannediyor olabilirler. Kendi güvenlikleri burada tehlikeye atılmış gibi hissediyorlar. Duygusal olarak ya da hissedeceklerini zannediyorlar. Ama bunu zannetmenin ya da bu korkuyu içlerinde büyütmenin haricinde de neyin ne olduğunu da gayet farkında olan eril görmekteyim ben burada. Yani attığı bir adımın ne yöne gideceğini en başta hesap edememiş olan ama şu anda en azından geriye dönük şöyle bir olayları tarttığında, geriye dönük
baktığında ve düşündüğünde her şeyi fark etmiş ve anlamış olan eril enerjiler var. Şimdi eylemlerine bakalım. Bu açılımda 3 tane neredeyse imparatorca çok güzel. Her şeyi iyileştirerek dengeli bir şekilde adım atmak istiyor. Kendi içinde de, kendi hayatında da bir şeyleri dengeledikten sonra adım atacağını görmekteyim eril enerjinin. Evet, araba kartımız çıktı. Adım geliyor. Aa, bir denge kartı daha burada. Yin Yang. Bunu eril ve dişil tarafı dengelemek amacıyla da yorumlayabiliriz. Kendi hayatındaki problemleri hale yola koyduktan sonra sizinle bütünleşmek amacıyla bir adım atacağını da söyleyebiliriz ki burada sizi çekici bulan eril enerjinin olduğunu söyleyebilirim. Burada büyük bir kararlılıkla gelmek istiyor. Geldiği zaman bütünleşme enerjisiyle gelecek. Ve sizin onunla bütünleşeceğinizi biliyor. Ben bu dişil enerjiyle uyumlu olabilirim. Dengeyi ancak hayatımdaki, yani düşündüğüm, hem kalbimde olan hem düşüncemde olan bu dişil enerjiyle dengeyi kurabilirim diye düşünüyor. O beni iyileştirebilir, ben onu iyileştirebilirim diye düşünüyor. Eğer aranızda iyileştirilmesi gereken durumlar da söz konusuysa, eyleme geçtiği zaman dedim ya, hani bu derin derin düşünme, bir şeyleri anlama durumu söz konusu var diye. Bunları anlayıp daha böyle sağlam bir şekilde gelmek istiyor. Öyle pat küt bir şekilde, haldır huldur bir şekilde değil, daha böyle bilinçli adımlarla gelmek istiyor. Ama bu bilinçli adımlar şey olarak algılanmasın. İşte daha nereye kadar bekleyeceğim, her şey çok yavaş kan hızıyla ilerliyor diye algılanmasın. O eril enerji kendi içinde o dengesini kurarak geliyor. Ve gördüğünüz gibi büyücü kartı, doğrudan iletişim kartı, etkileşim kartı, eril enerji. Gene 20 numara, yanılsamaların ötesi, mahkeme. Artık değişerek, dönüşerek, bütün farkındalığıyla birlikte gelecek. Burada artık kişisel gücünün farkına varmış olan, içindeki istekle, arzuyla atılım gerçekleştirecek olan eril enerji var. Buradaki üçüncü göz çakrası sizin üçüncü göz genel enerji kartınızda çıkan baş melek Metadron'a beni götürdü. Birbirinizi de hissediyor olabilirsiniz burada. Her ne kadar ruh eşi açılımı değil desem de, tabii ki de bu açılım ruh eşi ilişkisi de olan kişilere de uyum getirecektir. Uyacaktır. Artık bir şeyleri yanılsamalı yaşamak değil, gerçek yaşamak istiyor. Çünkü eril enerji. Burada çok bir zaman veremeyeceğim. 3 tane büyük arkana kartı gelmiş ama şu zaten Temmuz ayına işaret ediyor. En yakın zamanda burada taşları yerine oturtmak için gelecek olan bir eril enerji var. Onu görmekteyim. Eylem olarak böyle arkadaşlar. Şimdi dişil enerjilerin düşüncelerine geçmek istiyorum. Sizde de bir DNA konusu çıktı. Eril enerjinin düşüncesinde olan, yakın geleceği işaret eden tarafta, sizde geçmişte çıktı. Burada dişil enerjiler ilk etapta şöyle düşünmüş. İçlerine dönmüşler ve belki de geçmişten gelen kuruntular, belki etrafınızdaki insanların söyledikleri size kötü hissettirmiş olabilir. Ve önünüzü görememiş, çok fazla yük altında eziliyor olmuş olabilirsiniz burada. Nasıl olacak ki? Olmayacak, varamayacağım, hiçbir ilerleme olmuyor demiş olma ihtimaliniz yüksek. Büyücü aşıklar.
Hep ortak kartlar geldi. Aslında sizin de şöyle bir durumunuz var. Duygusal konulara ilişkin kafanızda bir karar verdiğiniz süreçten geçmişsiniz. Kendi gücünüzün farkına varmışsınız. Burada sonsuz sevgi de var. İlahi olarak da destekleniyorsunuz aynı zamanda. Ben burada bir başlangıç enerjisi gördüm. Yani şu süreçten sonra bazı dişil enerjiler yeni bir başlangıç yapmak istemiş olabilirler. Bu aynı kişiyle sil baştan da olabilir. Başka bir kişiyle de olabilir. Çünkü ilerlemiyor, gitmiyor artık diye düşünüp bazı şeyleri içselleştirip acaba kendi yoluma mı gitsem diye düşünen dişil enerjiler olmuş olabilir burada. Yeni bir aşk söz konusu. Hangi karar alınmış bakalım. Çok güzel. Burada genel bir yorum olduğu için bazı dişil enerjiler için yeni bir aşk söz konusu. Hayatlarında kendilerini bu ilişkinin içinde hissetmeyen dişil enerjiler kendi yollarını aydınlatabilecek bir karar almışlar olarak görünüyor, alacakları olarak görünüyor. Ama bu eğer eğilse de eğer kendini dışarıda hisseden, soyut hisseden, her şeyden izole olmuş hisseden eril enerjiyi düşünüyorsanız da eğer onu aydınlatacak olan aranızdaki problemleri çözecek olan bir fikir ortaya atabilirsiniz. Burada bir konuşma, bir iletişim kurma durumu söz konusu. Neyi nasıl yapacağını bilen dişil enerjiler söz konusu burada. Bazı durumlar aydınlanacak. Şuradaki içe dönüş kelimesiyle dışarıdaki kelimesine dikkat ettim. İçte olanla dışta olan sanki belirginleşecek olarak görüyorum burada ve Ağustos ayında, bu ayda yani. Düşüncelerinde bir aydınlanma var, dişil enerjilerin olacak. Şimdi duygulara bakalım. Buraya Rumi çekme ihtiyacında değilim. Duygulara bakalım. Eril enerjiyle bir denge, bir bütünlük kurulamadığından dolayı artık kendisini çok yorgun hisseden, eli kolu bağlıymış gibi hisseden, hatta zaman zaman böyle burada resmedildiği gibi ruhsal olarak yorgun ve hasta hisseden dişil enerjiler olmuş. Bir kopukluk olmuş burada erille. İletişim kopukluğu olabilir, ayrılık olabilir. Belki kendi kendinizi de şey yapmış olabilirsiniz. Duygusal olarak kapatmış olabilirsiniz. Çünkü burada içe dönüşle birlikte artık gidememek kartı vardı. Zor gitmek. Biraz seviyorum ama şunlar 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 var. İstiyorum ama bunlar 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 var diye olumsuzluklarla önünüzü kapatmış olabilirsiniz. Yani olumsuz düşünceler duygularınızı kapatmış olabilir. Bunları doğrudan siz yapmasanız bile zaten çok sert bir Temmuz ayı geçirdik. Yani etkiler böyle davranmanıza sebebiyet vermiş, böyle hissetmenize neden olmuş olabilir. Dişil enerjiler duygusal olarak şöyle hissediyor. Sevgi verdiğim kadar alamadım ya da ilgi verdiğim kadar ilgi göremedim. Çok mu fazla acaba ciddiye aldım diye düşünen dişil enerjiler olabilir burada. Hak ettiğim şeyi alıp almamak konusuyla ilgili tereddütlerim var. Burada hak ettiğini almak teması var. Duygusal açlık olarak da hissettirdi bana bu kart. Bir şeylerin azlığı, duygusal hayatlarında dişil enerjilerin onları belki de hayattan soyutlamış,
eğlenmesini etkilemiş, gülmesini etkilemiş olabilir. Şakacılık kartı ile birlikte öyle hissettim. Ciddiye alınmadım mı acaba diye düşünen dişliler de olmuş burada. Duygusal olarak onun ezikliği var burada da. Ve belki bir teselliye ihtiyaç. Asıl Rumi kartını buraya çekeceğim işte. Burada bir tuhaflık var. Tılsım beşlisi. Yansıtmalar. Yoksunluk burada da geldi. Maddi problemleri olabilir dişil enerjilerin. Gelecek kaygısı çekiyor olabilirler. Belirsizlik olabilir duygusal hayatlarında. Acaba ben bir hayalimi yaşıyorum? Acaba hayalin bir sanının mı ortasındayım? Ben bir şeyleri yaşadığımı zannederken, gerçek bir şeyleri ararken kendimi bir hayalin ortasında bulur muyum? Kaygısı var burada duygusal olarak. Yalnızlık var dişil enerjilerde. Üzüldüm. Üzüldüm, üzüldüm. Evet. Şurayı bir açalım. Kılıçların sultanı, ipteki sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım. Burada dişil enerjiler gibi duygu kartında tarafında bu kartın çıkmış olması, dişil enerjilerin hani demiştim ya mantıkla birlikte duygularınızın önünü kapatmışsınız ya da hayatınızdaki şartlar, yaşadıklarınız bunu yapmanıza neden olmuş olabilir diye. Burada keskin bir karar alınmış. Belki bütünlük sağlanamadığı için, kopukluklar olduğu için, belki çok fazla sınırlılıklar, tutuklu durumlar söz konusu olduğundan dolayı. Size mantıklı gelen şeyleri yapmak istiyorsunuz burada. İpteki sıralı inciler gibi. Ben şu anda buradaki enerjide şunu hissediyorum dişil enerjilerde. Kendi değerini görememiş. Kendi değerini fark eden ama bu değeri alamayan. Ve alamadığı için yoksunluk hissiyatını yaşayan dişiller görüyorum. Üzülen dişiler görüyorum. Bir araba kartımız burada çıktı. 7-7. Burada ruhsal olarak bir yolculuğun hala devam ettiğini düşünüyorum. Burada dişil enerjiler biraz duygular konusunda sıkıntılı. Ve araba kartı da tekrardan beni baş melek Metadron'a götürdü. Kendi duygusal gücünüzü, düşünsel gücünüzü elinize alıp da kararlı ve istikrarlı şekilde ilerlemekten korkma durumunuz var burada. Yani aslında bu gücün sizde olduğunuzu bilmenize rağmen belki yeniden mi bir hayalin içindeyim, yeniden mi bir hayal yaşarım, içinde olurum, ya yeniden böyle olursa, şöyle olursa gibi korkularınıza gelen Rumi kartı ki iyileştirme kartı olarak çektim. Evet, mantığı da elden bırakmayın tabii ki ama duygusal dünyanız için bu kadar mantık kartının ön planda olması ya da bu kadar vasat durumda olmanız hoşuma gitmedi. Bu kadar eksiklik, yalnızlık, hiçlik, yoksunluk enerjisi. Bu noktadan çıkıp şu noktaya gelmeniz için bu kart. Burada dişil enerjiler duygusal olarak bu konunun üzerinde çok fazla durduğumu biliyorum ama
bir konuşma ihtiyacındayım bu tarafta. Eksik olan, yarım kalmış olan çok şey var. Konuşulmamış çok şey var. Ben çok şeyi fark ediyorum. Çok şeyi belki de görüyorum ama belki de bunları söyleyemiyorum, ilerleyemiyorum. Belki eril enerjiden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı onun belki de finansal sıkıntıları, ailesel problemleri, benimle belki de denge kurup kuramayacağını uzun bir süre boyunca o kadar çok düşündü, o kadar çok muallakta bıraktı ki ben artık kendimi iyice her şeyden yoksun hissediyorum dediği bir noktada dişil enerji. Burada duygusal olarak vazgeçmişlik görüyorum çoğu dişil enerji için. Eğer bunu dinleyen eski sevgilisi için dinliyorsa burada artık hayatınıza yeni bir başlangıcın, taze bir enerjinin geleceğini söyleyebilirim. Eylemlere bakalım. Bir kılıç kraliçesi daha burada bakar mısınız? Buzlar kraliçesi diyebiliriz buna. Çünkü her şeyi kesip atmak benim mantığıma uymuyor demek. Ben her şeyi inceleyip sık dokuyorum. Şu konularda çok incindim. Bu konular benim belki de karakterime ters düşüyor. Ben aşkı yaşayamıyorum. Daha fazla değer görmediğim bir yerde kalamam deyip büyük bir kararlılıkla ya bir şeyi başlatmak ya bir şeyi bitirmekle ilgili netlik var burada. Bu kart tartışma da getirir ama bunu da söylemek isterim. Soğukluk enerjisi vardır. Erile sırtını dönen bir sinirli bir şeydir bu karttır. An be an. Kendi mutluluğunu yaşamak için kendi yaşadığı anların keyfini sürebilmek için bunu yapması gerektiğini bilen dişil enerji var. Bu ilişkinin içerisinde mutlu değilim. Hani şurada dedim ya keyif alamıyorum, gülemiyorum, acaba ciddiye alınmadım mı gibi orada yaptığım yorumları tekrardan buraya taşıyabilirim. Bunu hissedemeyen, ilişkinin içerisinde mutlu olamayan ya da artık mutlu olamayacağını bir şekilde ilerletemediğini düşünen dişil enerjilerin çoğu bitirme şeyini, kararını alacak. Tembellik ve harıl harıl çalışan bir adam burada, tılsım sekizlisi. Eril enerjiden bir şey bekleyip eril enerjinin pardon onu yapmaması sizi bu kararı almaya itecek olabilir. Ama ben burada sizin de şu an o kadar tezat iki kart üst üste gelmiş ki buraya da bir Rumi çekeceğim. Dişil enerjilerin yoğun çalışma temposuna girdikleri bir dönemde olabilirler burada. Bazı dişil enerjilerin de tatile ihtiyaçları olabilir. İki ayrı şey hissettim burada. Ben şunu görmeyi hayal ediyorken bunu görüyorum. Dolayısıyla hala ilerletme şeyim olmuyor, isteğim olmuyor deyip bitirme kararını da alabilirsiniz. Burada dişil enerjilerde yorgunluk var ama. Doğrudan burada eriller şekliyle resmedildiği için eril olarak bir yorumladım ama burada yorulmuş olan, artık çok fazla çaba sarf etmiş, sorumluluk altına girmiş olan dişil enerjilerin dinlenmeye ihtiyaç duyduklarını görmekteyim. Kılıç kilisi ve tecrübe etme. Ben burada bu açılımda dişil enerjileri çok sıkıntılı görüyorum. Geçmiş teması çok çıkıyor burada. Kararsızlık. Acı bir tecrübeden geçtim demek. Her şeyi böyle belki de içselleştirmek, mantık yapmak ön planda. Dişil enerjileri aşırı mantıklı gördüm. İmparator kartını genel enerji olarak çektik zaten. Her şeyin farkında olan üçüncü göz çakranız da burada aktif. İmparator kartı aynı zamanda da mantığın ön planda olduğu, ben merkezci olan bir kart. Burada dişil enerjileri son derece ben merkezci görüyorum. Buraya Rumi de çekeceğim.
Buraya bir tane çekmem yeterli eylem olarak dişil enerjilere. Asaların süvarisi Elif arzularını kutsar ve yerine getirir. Siz kendi hayatınızı yaşamak için anladığım kadarıyla yola çıkıyorsunuz ve size böyle belki de tam olarak, net olarak duygularıyla, tutkularıyla, kararlılığıyla birlikte gelmesini istediğiniz ama bunu göremediğiniz eril enerjilerle alakalı olan durumunuzda sonlandırma enerjisindesiniz. Birçoğunuz için böyle. Ama birçoğunuz için de yakın zamanda problemlerin biteceğini ve bazı şeylerin gün yüzüne çıkıp aydınlanacağını, iyileşme enerjisinin olacağını da görmekteyim burada. Arzu duyduğunuz her şey ne varsa burada sizin bir yeniliğe doğru gideceğinizi söyleyebilirim. Ben izninizle bir yudum su alayım. Sonra yapalım. Melek kartı çekelim. Şunları toplayayım ben. Evet, bir tane dişiller için, bir tane de eril enerjiler için melek kartı çekip yorumu bitirmek istiyorum. Dişil enerjiler için çekeceğim şimdi. Çünkü onlar daha sıkıntılı geldiler. İlk onlarla başlamak istedim. Eril enerjiler için bakalım dişilere verilen melek mesajı neymiş? İlahi rehberlik, baş melek, sandal fon, aziz kartımız çıktı. Yaşamın anlamını arayış, alternatif bir yaklaşım belirle, etrafını bilgi öğretmenler ve dostlarla çevrele. Burada dişil enerjilerin korunduğunu söylemiştim ya hani size yorumun başında. Bazı durumlarda melekler sizin yanınızda. Doğruluk, bütünlük ve inanç enerjisinden uzaklaşmamanızı tavsiye ederim. Hayatınızla ilgili burada bir değişiklik yapma ihtiyacındaysanız eğer, hep aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde etmeyi beklemeyin. Artık kalıplaşmış olan düşüncelerinizi, artık çok fazla böyle geleneksel hale gelmiş olan belki de hayat tarzınızı değiştirmenin zamanı geldi diyor bu kart. Hayatınızı daha da anlamlı hale getirecek olan ilişkilere çekilmek ya da hayatın anlamını arayabileceğiniz, pardon, anlayabileceğiniz bir yolculuğa çıkma durumunuz söz konusu burada. Bu kart bilgelik noktasına çıkmak, farkındalık, değişim ve evlilikle de alakalı. Birçok dişil enerjiye yenilik geliyor burada. Erillere bakalım. Geçmişi serbest bırak, bu durum seni geliştirecek. Zaman tüm yaraları şifalandırır. Eril enerjiler geçmiş sıkıntılarından kurtulamıyorlar. Burada geçmişte yaşamış oldukları şeyleri bugüne getirmemek, geleceğe taşımamakla ilgili de bir mesaj var burada. Yeniden aynı yerden yara almak, yeniden aynı şeyleri yaşayacağını düşünmek, yeniden gam keder noktasında olmak, eski yaralarımı unutamıyorum demek.
Bunlardan uzak durmaları gerekiyor. Burada eril enerjilerin de iyileştirilmesi gereken noktaları var. Üçüncü durumların ya da üçüncü etkilerin, insanların varlığından kaynaklanan bir takım problemler var burada da eril enerjiler için. Şimdi bu açılımda aslında şöyle, Temmuz çok sıkıntılı bir aydı. Yani Ağustos ayı için bu açılımın çok daha böyle aydınlatıcı ve mutluluk içeren bir açılım olması beklentisiyle ben videoyu başlattım. Masanın başına öyle oturdum. Ama halen bazı ilişkiler için görüyorum ki burada sıkıntı enerjileri devam ediyor. Bunlar tabii ki de Temmuz ayının etkileri de olabilir. Daha önceki ilişkilerden gelen, geçmişten kaynaklanan problemlerin bugüne taşınması, etkilerinin sürmesinden dolayı geleceği yaşayamamak, sürekli onun kaygısını çekmekle alakalı da olabilir. Burada eril enerjilere geçmişi serbest bırak dedi. Dişil enerjilere de kendine inanmayı, ilahi sisteme inanmayı devam ettirmesi gereken bir mesaj geldi arkadaşlar. Bugünkü açılımımız bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dilerim.